meselesi açısından da muhalefeti güçlü ve siyasi gündemi belirleyen aktörler üzerinden okumayıp yüksek bir etkiyle toplumun üzerine baskıyla gelen şeyin karşısında duran blok olarak düşünürsek, örgütlenmemiş, bilmem ne olmamış, liderleri çıkmamış olsa bile işte 50-50 diye baktığında direnen bir diğer yarıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu olduğu sürece, bunu görebildiğimiz sürece umutlu düşünecek bir şey vardır muhalefet potansiyeli açısından. Şeye tersinden gidersek, bunu aslında biraz işte medya, biraz politik gündemi belirleme gücü, medya gücü sayesinde bu özgüven krizini muhalefete, işte bu deminki söylem de onun parçası, muhalefet yok, muhalefet yok hikayesi, onu bile biz yapıyoruz hikayesi filan, bu özgüveni sürekli hırpalayan bir şeyi beceriyor. Şeyin becerdiği, iktidarın becerdiği en önemli şey bu. Ama aslında baktığımızda onun attığı adımlar filan itibarıyla ve endişeleri, korkuları itibarıyla, ki son 4-5 yıldır bütün konsantrasyon, Erdoğan'ın bütün konsantrasyonu iktidarı korumak üzerine. Yani hani koptuk gittik yürüyoruz biz, zaten hani millet bizim arkamızda meselesi değil. Bunu hep korumak üzerine kuruldu. Ve burada bence denklemi değiştirecek problemli alan, ekonomi o yüzden önemli, kolayca hareket edebilecek bir pragmatik seçmen bloğu var. Yani henüz onlar mevcut iktidar performansıyla tehlike altına girdikleriyle ilgili kanaatlerini pekiştirmediler. Zaman zaman buna ilişkin şeyler veriyorlar.